Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce 1700 metre yükseklikten yamaç paraşütüyle aşağı atladık. Şu anda Fethiye Ölüdeniz'deyiz. Gerçekten enfes bir manzara var şu anda ayaklarımızın altında. Ve bu videoda size birazcık uçuştan bahsetmek istiyorum. Uçuşun tarihinden. Ama sadece mekanik tarihinden değil, biyolojik tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok hayvan türü uçabiliyor. En meşhuru kuşlar olsa da yarasalar, böcekler gibi birçok hayvan uçabiliyor. Bazı hayvanlar da uçamıyorlar ama süzülüyorlar. Mesela uçan sincaplar, her ne kadar öyle isimlendirilmiş olsalar da aslında sadece süzülebiliyorlar, uçamıyorlar. Yani uçmakla süzülmek ayrı şeyler. Şu anda yaptığımız şey ise bir nevi süzülmek. Bu videoda birazcık bunlardan bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Yamaç paraşütü ölmeden önce yapmanız gerekenler listesinde mutlaka ilk 3'te olmalı. Özellikle de güzel ülkemizin Ölüdeniz'inde yapacağınız bir atlayış size garanti ediyorum hem gezegenimizle olan bağınızı güçlendirecek hem de bütün egolarımıza rağmen dünya üzerinde ne kadar ufak bir zerre olduğumuzu hatırlamanızı sağlayacak. Ancak binlerce metre yükseklikten kendinizi ufacık bir paraşütle boşluğa bırakmak aynı zamanda uçma eyleminin ne kadar önemli olduğunu size bir kere daha hatırlatacak. Gökyüzü insanlar için her zaman hükmedilmesi güç bir yaşam alanı olmuştur. Kafamızın üzerinden vızır vızır geçen uçaklar ve uydular belki de bundan on binlerce yıl önce mağaralarda yaşayan atalarımızın etraflarında yaşayan kazların kanatlarına bakıp da kollarını onlar gibi uçmak için çırpmalarının bir uzantısı, bir yansımasıdır, kim bilir. Bir diğer deyişle bu teknolojiler biz insanların uçma hasretinin bir yansımasıdır. Sonuçta insanlık var olduğundan beri bir uçma hasretiyle yaşıyor ve bugünkü teknolojilerimiz de bunun bir uzantısı, bir ürünü. Arkeologlar ilk uçan insansı çizimlerini M.Ö. 4300'lü yıllara tarihlendiriyorlar. Edebiyat eserleri de uçuş hikayeleriyle doludur. Örneğin M.Ö. 1400'lere dayanan Dadelius ve Icarus'un uçuşu bunun en güzel örneklerinden birisidir. Ayrıca 1596 yılında yaşamış Fabian'ın yazdığı günlükleri içerisinde anlattığı 850'lerde yaşamış olan Kral Bladud'un ölümle sonuçlanan uçuş denemesi, 60'lı yıllarda Roma İmparatoru Nero'nun kendisini eğlendirmek için yapma kanatlarla yüksek yerlerden atlamalarını istediği insanlara kadar ve hatta topraklarımızda bulunmuş olan Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde Hezarfen Ahmet Çelebi'nin başarıyla sonuçlandığı iddia edilen uçuş denemesine kadar her deneme insanın gökyüzünü hükmetme çabasının bir parçası olmuştur. Şimdi ise SpaceX veya Blue Origins gibi özel firmalar veya NASA, ESA, JAXA gibi devlet kurumlarının yaptıkları çalışmalar sayesinde gezegenimizin sınırlarını aşarak diğer gezegenlere, yıldızlara ve galaksilere uçmayı hayal ediyoruz. Hatta daha geçtiğimiz günlerde NASA'nın uzaya gönderdiği Parker Güneş sondası, Icarus'un güneşe doğru uçmaya çalışırken yapma kanatlarını bir arada tutan mumun erimesi sonucu yere çakılmasına da yönelik mitolojik hikayeye harika bir gönderme gibi. Biz insanlar biyolojik olarak uçabilen hayvanlar değiliz. Hiçbir zaman bu şekilde evrimleşmedik. Bunun iki temel nedeni var. İlki atalarımızın popülasyonunda uçma gibi karmaşık bir eylemi mümkün kılacak olan genetik ve fiziksel çeşitliliğin bulunmuyor oluşu. Çünkü canlıların özellikleri puf diye yoktan var oluvermez. Halihazırda popülasyonda bulunan özelliklerin değişmesi, farklılaşması, evrimleşmesi sonucunda nesiller boyunca biriken ufak değişimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. İşte bu nesiller boyu süre gelen değişimi tetikleyen diğer unsursa insanın neden uçacak şekilde evrimleşmediğinin ikinci nedeni. Doğal seçilim. Bildiğimiz kadarıyla atalarımızda sadece uçmaya yönelik adaptasyonları mümkün kılacak genetik çeşitlilik bulunmamakla kalmıyordu. Aynı zamanda uçmayı avantajlı kılacak herhangi bir seçilim baskısı da bulunmuyordu. Çünkü biz avcılarımızdan uçma ya da kaçma sayesinde değil, alet yaparak ve ateşe hükmederek kurtulduk. Ormandan savanaya geçmemiz sonucunda elde etmeye başladığımız zekamızı kullanarak bugünlere kadar gelmeyi başardık. Yani atalarımız hayatta kalmak için çok farklı yöntemlere sahiplerdi. Hayatta kalmamızı sağlayan bu yöntemler her türde farklı şekillerde evrimleşmiş olabilir. Kimi zaman insanlar bana neden uçan insanlar yok ya da neden uçan inekler yok diye soruyorlar.
Eğer ki bunlar var olsaydı, mesela neden uçan gergedanlar yok diye soracaklardı. Bu tip soruların en temel hatası, türlerin evrimini kendi genetik, morfolojik, kronolojik dinamikleri içerisinde incelemeyip, tüm canlıların benzer özelliklere sahip olması gerekiyormuş varsayımından yola çıkarak sorulmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. İnsan evrimini dikkatlice incelediğimiz zaman görüyoruz ki, çeşitlilik ve seçilim açısından ele aldığımızda, insanın uçmasını avantajlı bir gereksinim kılacak hiçbir unsurun var olmadığını görüyoruz. Ancak aynı durum diğer hayvanlar için geçerli değil. Uçma becerisi hayvanlar aleminde tam 4 defa ayrı ayrı ve bağımsız olarak evrimleşti. İlk olarak böceklerde, sonra sürüngenlerde, sonra kuşlarda, en sonsa yarasalarda. Bu şekilde aynı özelliğin bağımsız bir şekilde evrimleşmesine yakınsak evrim diyoruz. Çünkü bu az önce saydığım 4 ayrı canlı grubunun ortak atası olan canlı, uçma yeteneğine sahip olan bir canlı değildi. Yani uçma yeteneği bu 4 ayrı gruba atalarından miras kalmadı. Her birinde ayrı ayrı ve sırf bu canlılara yaşadıkları ortamda avantaj sağladığı için evrimleşti. Örneğin bu yönde evrimleşen canlılardan ilki böceklerdi. Böceklerin uçma yeteneğini ilk olarak 350 milyon yıl kadar önce kazandığı düşünülüyor. Eğer böceklerin vücut yapısını düşünecek olursanız onlar için uçmanın çok da zor olmadığını görebilirsiniz. Özellikle de göğüs kısımlarının sırt bölgesinde bulunan ve vücut duvarlarının farklılaşması sonucu oluşan kanatlar, ortamda bulunan rüzgarı yakalayıp bir noktadan diğerine süzülmeyi, nihayetinde ise uçmayı sağlayacak şekilde evrimleşti. Yani böceklerde uçma yetisinin evrimleşmesinin nedeninin, yani az önce sözünü ettiğim doğal seçilim baskısının, rüzgarı kullanarak bir noktadan diğerine hareket etmenin oldukça verimli ve kolay bir yöntem olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Böcekler bir kere uçma yetisini kazandıktan sonra birçok farklı bölgeye ulaşarak buralarda yepyeni türlere evrimleştiler ve buralarda uçmaya yönelik yepyeni adaptasyonlar kazandılar. Hayvanlar aleminde uçmasıyla pek de meşhur olmayan canlı gruplarından birisi sürüngenler. Ama sürüngenler altında bulunan ve dinozorlarla aynı zamanlarda yaşamış olan Pterosauria takımı uçabilecek şekilde evrimleşti. Bu canlılar Jurassic Park filminden de hatırlayacağınız üzere dinozorlara fazlasıyla benziyorlar ama dinozor değiller. Bunlar gökyüzüne havalanmayı başaran İlk ve en iri omurgalı hayvan olma unvanına sahipler. Üstelik bu canlıların kanatlarının evrimi oldukça sıra dışı bir organın farklılaşması sonucunda oluştu. Serçe parmak. Günümüzden 228 milyon yıl kadar önce yaşamış erken bir arkozorun dördüncü uzuv denilen serçe parmağının giderek her nesilde uzaması sonucunda nihayetinde nesiller sonunda metrelerce uzunluğa ulaşan kanatlar evrimleşebildi. Bu geçişe dair sayısız ara formun fosilinin günümüze kadar ulaşabilmiş olması evrim tarihinin ne kadar baş döndürücü olduğunu gösteriyor. Sürüngen olan ama dinozor olmayan pterozorlardan kısa bir süre sonra ise gerçekten doğrudan doğruya dinozorlardan evrimleşmiş olan bir grup uçma yetisini kazandı. Kuşlar. Evet, kuşlar doğrudan doğruya dinozorların torunu. Yani örneğin bir tavuk, o korkutucu ve ürkütücü dinozorların doğrudan doğruya torunu, ona en yakın olan canlılardan birisi o. Dolayısıyla 65 milyon yıl önce yaşanmış olan yok oluştan kurtulup da günümüze kadar ulaşmış olan kuşlar, günümüzde halen yaşamakta olan dinozorlar diyebiliriz. Bu canlıların uçuş becerisi hakkında gerçekten çok fazla şey biliyoruz. Çünkü günümüzde halen yaşıyorlar. Bunları morfolojik ve genetik olarak araştırmamız mümkün. Gelin bu araştırmalar sonucunda öğrendiğimiz birkaç şeye kısa bir bakış atalım. Fosil kayıtları ve genler, kuşların uçuşunun en önemli parçalarından birisi olan tüylerin, kuşların uçamayan ataları olan dinozorlarda da bulunduğunu gösteriyor. Bugün biliyoruz ki dinozorlar bu tüyleri uçmak için değil, vücut sıcaklıklarını ayarlamak ve belki de günümüzdeki kuşların olduğu gibi dişilerini etkilemek için kullanıyorlardı. Yani tüyler uçmak için evrimleşmemişti. Popülasyon içinde tamamen alakasız bir göreve hizmet ediyorlardı. Fakat sonradan bu dinozorlardan ayrılan bir grup, atalarından miras aldıkları tüyleri bambaşka bir amaç için kullanmaya başladılar. Uçuş için. İşte zaten atasal olarak bulunan ama farklı amaçlar için kullanılan, fakat sonradan çevrenin değişimi veya popülasyonun bir kısmının başka bir bölgeye göç etmesi sonucunda o bölgeye uygun ya da yeni çevre şartlarına uygun özelliklerin evrimini mümkün kılan, hali hazırda popülasyon içerisinde bulunan özelliklere
ön adaptasyon ya da egzaptasyon diyoruz. Evrimsel biyolojide bu ön adaptasyonlar bir araya gelerek nesiller içerisinde yepyeni adaptasyonların önünü açabiliyorlar. Bu tıpkı bir önceki videoda sözünü ettiğim nötral mutasyonların bir araya gelerek yepyeni özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayabilmesi gibi. Peki kuşlar uçtu da neden uçtular? Yani işin birinci kısmı tamam. Popülasyonları içerisindeki çeşitlilik yeterli miktarda vardı. Ama ikinci kısmı, yani seçilim baskısı konusunda neler var? Onu da anlamamız gerekiyor. İşte bunu yaptığımızda karşımıza 3 olası senaryo çıkıyor. İlki, kuşlar gibi canlıların ağaçlara tırmanıp daha sonra bu ağaçlardan gerek avcılar nedeniyle korkarak, gerekse de avlarının üzerine atlamak amacıyla kendilerini boşluğa bırakması. Yani süzülme amacıyla kanatların evrimleştiği yönündeki görüş. Çünkü onlarca metre yüksekliğe ulaşabilen ağaçlardan kendilerini aşağı bırakan canlılar, eğer ki bu düşüşü yavaşlatamazlarsa hem vücutlarını zedeleyebilirler hem de ölümle sonuçlanan kazaların ihtimalini fazlasıyla arttırmış olurlar. Dolayısıyla ağaçlarda yaşayan ve kendini böyle aşağıya bırakan birçok canlı da süzülme özelliği evrimleşmiş vaziyette. Ancak bu hipotezin bir sıkıntısı var. Çünkü günümüzde dediğim gibi ağaçlarda yaşayan birçok süzülen canlı var ama bunların hiçbiri kanat çırpma ve aktif olarak uçmaya yönelik herhangi bir davranış sergilemiyorlar. İşte bu süzülme davranışı benim aslında video başında sizlere gösterdiğim yamaç paraşütüyle yaptığımız davranışla birebir aynı. Eğer ki aktif şekilde kanat çırpma veya bir motorla itki sağlama yoluyla yerden yükselmiyorsanız uçmuyorsunuz demektir. Süzülüyorsunuzdur. Aslında kuşların atalarında dinozorlardan kalma pençeler de bulunuyor ve bu pençeler gerçekten de ağaçlara tırmanmak için kullanılmış olabilir. Ama pençelerin bir diğer amacı tabii ki avlarını parçalamak da olabilir. Dolayısıyla sırf pençelerin varlığı bu hipotezi desteklemek için yeterli bir kanıt değil. Kuşlarda uçuşun evrimine yönelik ikinci hipotez ise tıpkı böceklerde olduğu gibi yerden havalanma yoluyla olduğuna yönelik görüş. Peki bunu ne tetiklemiş olabilir? Uzmanlar kuşların yoğun orman alanlarında avlandıklarını ve bu ormanlarda hem yere yığılmış birçok bitkinin bulunduğu hem de otların, çalıların, börtü böceğin bulunduğunu biliyorlar. Böylesine yoğun bir ortamda avlarının peşinde koşan kuşlar belki de avlarını yakalamak için uzun mesafelerde sıçramak zorunda kaldılar veya tıpkı yine Jurassic Park filminde gösterildiği gibi bir yerde pusuya yatıp sonra süzülerek avlarının üzerine atlamak zorundaydılar. İşte belki de bu kuşlarda önce süzülme sonra da uçuşun tetiklenmesini sağlayan seçilim baskısı olabilir. Ama bu hipotezle ilgili de bazı sıkıntılar var. Çünkü erken kuşları da bünyesinde barındıran teropodların çok güçlü arka bacakları bulunuyor. Ve böylesine atik ve hızlı canlıların zaten avlarını rahatlıkla yakalayabildikleri, dolayısıyla uçmaya pek de ihtiyaçları olmadığı düşünülüyor. Yani kuşlarda uçma gerçekten de süzülerek avlarının üzerine atlama amacıyla evrimleşmiş olabilir. Ancak uzmanların hepsi bu konuda ikna olmuş değil. İşte burada karşımıza son ve üçüncü bir olasılık çıkıyor. Tırmanmak amacıyla uçma. Eğer bir tavuğun dik bir patikaya tırmanışını izleyecek olursanız, kanatlarını sıklıkla kullanarak kendilerini dengelediklerini göreceksiniz. Gerçekten de uzmanlar kuşların kanatlarını bantlar kullanarak vücutlarına yapıştırdıklarında dik patikalara tırmanamadıklarını ve tepe taklak aşağıya yuvarlandıklarını görmüşler. Ayrıca birçok kuşun ağaçlara çıkmasını izleyen bilim insanları, kuşların yerden ağacın tepesine uçmak yerine gövdesine tırmanmayı tercih ettiklerini de görmüşler. Kuşlar bunu yaparken kanatlarıyla sürekli kendilerini dengeliyorlar. Dolayısıyla bu gibi deneysel araştırma sonuçlarından yola çıkan uzmanlar belki de kanatların ve dolayısıyla uçmanın denge sağlayıcı bir rolde olduğunu ve bu amaçla evrimleşmiş olabileceğini düşünüyorlar. Daha sonra bunu daha aktif bir şekilde yapabilen bireyler daha uzak mesafeleri de kat edebilmeye başladıkları için avantajlı konuma geçmiş olabilirler ve bu sayede kuşlarda uçuş evrimleşmiş olabilir. Elbette bu tarz hipotezlerle ilgili bazı sıkıntılar var. Örneğin günümüzdeki kuşlar atasal türlerin davranışlarını birebir taklit etmek zorunda değiller. Dolayısıyla belki de bu atalarda uçmanın evrimleşmesinin günümüzdeki kuşların davranışlarından tamamen alakasız bir nedeni vardı. Bunu bilemeyiz. Ancak evrimsel biyolojide türlerin evrimsel tarihini ortaya çıkarmaya çalışırken günümüzdeki torunlarına veya yakın kuzenlerine bakarak onların davranışlarına yönelik bazı hipotezler geliştirir.
veririz. Daha sonra bu hipotezleri gerek genetik yöntemlerle gerekse fosil kayıtlarına bakarak test eder, ne kadar makul olduklarını anlamaya çalışırız. Bu açılardan bakıldığında kuşlarda uçuşun evrimine yönelik düşüncelerin oldukça sağlam bilimsel temellere oturtulduğunu söyleyebiliriz. Elbette kuşların genlerine yönelik analizlerimiz derinleşip daha fazla fosil kaydına ulaştıkça kuşların atalarında uçma yeteneğinin neden evrimleştiğini çok daha iyi bir şekilde anlayabileceğiz. Kim bilir, belki de bu uzak kuzenlerimizin uçuşunun ardında yatan morfolojik, genetik, anatomik sırları çözerek biz insanlar bu uzak kuzenlerimizden yüz milyonlarca yıl sonra olsa bile uçaklar gibi makinalara ihtiyaç duymaksızın uçmanın kapılarını aralayabileceğiz. Sonuçta biyoteknoloji ve genetik alanında yapılacak olan çalışmaların gelecekte bize neler getireceğini kestirmenin hiçbir yolu yok. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bize maddi destekte bulunmak için Patreon'a gidebilir ve bütçeniz dahilinde bize aylık destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.